Senden gaz alarak, bir yönetmen olarak senden gaz alarak bir şey söylüyorum. Bu Hayko'ya bir gerçekten... Bu Hayko'ya... Hocam bak çok açık söylüyorum. Bu adamın film yapması lazım. Yaptı bildiğim kadarıyla. Vallahi film yapman lazım. Çok ciddi söylüyorum. Var diye biliyorum bir tane. Bir çocuk filminde oynadım. Ama... Çocukken mi oynadın? Yok hayır. Bir filmde oynadım. Bir sene önce ben gördüm. Abi yok öyle bir çocuk. Filmden bahsetmiyorum. Adam bir karakter. Yani hem kendi başlı başına günlük hayatında bir karakter hem de girdiği bir karakterin de ya ciddi iyi bir oyunculuğu var. Adamın da onun için söylüyorum yani. Biraz evvel söylediğin şeye katılıyorum. Aslında baktığın zaman Türkiye'de de şey var. Bir oyuncu bir karakter oynamaya başlayınca hep aynı karakterde roller geliyor mesela. Değiştirmiyorlar adamı hiç. Bizim de genel olarak sahne halimiz, tavrımız şey olduğu için hep ya böyle aynen bu. Hep serseri raksi eve gelir ortalığı dağıtır. Dağıtmıyorum ulan diyorum. Çok mesela şeye çok dikkat ederim. Mesela dizilerde çok konuk oyuncu olarak geliyor. Hep işte genç kız odasında Hayko dinler, posterleri asılıdır ve sorunludur. Allah Allah. Niye bizi dinleyen hep sorun oldu? Kesinlikle bak hiç bunlara hiçbirine izin vermem, kullandırtmam mesela. Evet. Bunlara çok dikkat ederim. Abi. Ama mesela biraz evvel de onu da diyelim. 4-5 tane senaryom var aslında. Kendi yazdığım. Eninde sonunda ben kendi hikayelerimi kurgulayacağım çünkü vaktim olmuyor. Başkaları yapabilir. Yapacaksın. Süper. Bence de yapman lazım. Çünkü ciddi ciddi bir oyunculuğu var. Çok iyi bir gözü var. Yani bu mu? Çok bu iyi bu bir gözü var derken bu yani. Bu mu? İkisi de birbirinden güzel. Ya. İkisi de bambaşka şeyler anlatıyor gözlerine. Aykon benim yani. Aslan kardeşim. Tamam. Devam etmeyeceğim. Yok tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Biz Sevgililer Günü'yle ilgili bu arada... onu söyleyeceğim ama... Ama bu şeyde... Ayça ile ilgili bir enteresan bir şeyler var. Sen filmde sakatlandın mı? Düştün bir şey olmuş. Evet çatıdan... Çatıdan? Çakıldım. Yere çakıldım evet. Çatıdan yere çakıldım. Ne oldu? Yani sahneyi daha çekmeye başlamamıştık açıkçası. Prova aşamasında ayağım kablolara takıldı ve hani böyle başüstü yere düşme söz konusu oldu. Yani bütün güvenlik önlemleri alınmıştı zaten. Çok güzel bir kız değil mi ya? Ha abla ne diyorsun? Senin oğlan da bir baktı şöyle de onu bir gördüm yani. Abla siz biraz onun için gelmiş gibi duruyorsunuz böyle. Ana oğlu evli mi? Evli. Aa, niye benim bugün bütün dadandıklarım evli çıktı niye? Peki. Senin çatıdan düşmen normal çünkü Ayça Ayşin Turan'la ilgili bunları biliyor musunuzlar var elimizde. Etrafında negatif bir insan olunca enerjisini üzerine alıp çöküyormuş. O yüzden negatif insanlardan hoşlanmazmış. Evet. 2 yaşındayken duvarın altında kalıp bacağını kırmış. 5 yaşındayken burnuna zımba girmiş. Gerçekten bunlar doğru mu? 5 yaşında burnuna zımba girdi. Peki devam ediyorum. 9 yaşındayken erkeklerin kendisine yaklaşmasına tahammülü yokmuş. Erkekler çıkma teklifi ediyor diye onları kovalarken yüzüstü düşmüş ve yanağı komple soyulmuş. 12 yaşındayken basketbol oynarken parmağını çatlatmış. Lise yıllarında basketbol oynarken ayağını kırmış. 7 yaşında keman çalmaya başlamış. Bu bayağı yani böyle değil. Bayağı hırsız yani çalmaya başlamış. Yok. Film çekimleri sırasında çatıdan düşmüş. Ayağı kabloya takıldı. Sana genel bir sakarlık ya, var. Ya. Şöyle öyle söyleyeyim. Filmi, var var. Filmi izleyen oldu mu? O zaman izleyenler bilir. Filmin içinde en az 8 kez Ayça kafasını bir yerlere çarpıyor. Ya lütfen. Bunun 6 tanesi gerçek. Yani ben yazmadım. O şeyde yok yani. Hayır. Ama karakter haline gelmiş filmin içinde. Tabii tabii. Kullandık. Yani. Babacığım bir mekan vardı filmin içinde. Neresi orası ya? Zarok'un. Zaten yani. Şöyle bir şey var. Filmin içinde seçilen mekanlar çok güzel mekanlardı hepsi. O bir teşekkür ederim. Ben bütün yani. Ekibime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ama senin Zarok'un yaşadığı mekan... Orası, İtalyan film mi desem, Brezilya mı desem böyle bir enteresan mekan burada. Orası Eminönü'nde yani. Valide Han, han yani eski bir han. Evet. Orayı biz dekore ettik. O dünyayı biz yarattık. Orası normalde iş yerlerinin olduğu eski vallahi bir han. Valla çok güzel olmuş. Gerçekten çok. Yani o sahneler gelse diye baktım. Tamam gireceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,